sizlerin Darüşşafak olarak çok aktif rol aldığını deprem bölgesinde çok kıymetli faydalar sağladığını biliyoruz. Ee, bir minik buna değinmenizi rica edeceğim. Sonra da bize ne olur güzel haberler verin. Peki. E, ee, Darüşşafak'ı biliyorsunuz o depremin olduğu gün pazarı pazartesine bağlayan bir geceydi. Bizim o bölgede o çocuk o oyun akşamlığın pazar akşamı aslında tüm çocuklarımızın okula dönmesi gerekiyordu. Evet. O gün 28 tane öğrencimiz dönmemişti o bölgeden gelen. Hmm. Biz de aslında sevinmedik de değil. Dedik ki hava şartları o gün çok kötüydü. E, gelmesinler bir gün geç gelirler ama daha iyi koşullarda uçakla gelecekler çünkü hepsi. Daha iyi koşullarda gelirler dedik ama o gece maalesef deprem oldu. Biz ah. sabahleyin erken saatlerde hemen bir kriz masası Kuraraktan o çocuklarımıza teker teker ulaşmaya çalıştık. Kaç tanesi ulaştınız? Bir tane hepsine ulaştık 28 çocuğun. Bir tanesi şey altındaydı, enkaz altındaydı. O da çıktı öğleden sonra. Şükür. Hepsi salimen geldi. Şükür. Ama salimen geldi ama oradaki tabii ki kardeşleri vardı. Biz o çocukları bir an evvel İstanbul'a getirmeye çalıştık. Yani bir yollarını bulup devletle ilişkiye kesip etraftaki iş adamlarıyla gelip onları en yakın yerlere otobüse ulaştırmaya, uçağı ulaştırarak gel getirmeye çalıştık. Tamam. Gelirken de farklı bir şey yaptık bu çocuklara. Dedik ki siz geliyorsunuz evet Darüşşafaka'da siz sınavla kazandınız geldiniz ama sizin kardeşleriniz var. Kardeşlerinizi alın geri dedik. Aynen. Yani onların o deprem travmasını evet. yaşamalarını istemedik, evet. devam ettirmelerini istemedik. Onlar da 18 kardeşleriyle aldı geldiler. 28 kişi, 18, 18 kişi kardeş daha eklendi geldi. evet, ve geldiler. Evet, evet onlar müthiş. geldi. Onları bir şekilde kendimize aküple etmeye, uyum sağlamaya, onları da bizim içimizde kazanmaya çalıştık. Ve bunun da büyük bir kısmı da başarılı olduk. Onlar şu anda okulumuzda, oh. onlar da sınava girmemiş öğrenci olarak oh. Oh, devam ediyorlar. Ama biz de olarak şunu gördük ki her yıl yaklaşık olarak 120 öğrenciyi okulumuza alıyoruz. Türkiye genelinde bir sınav yapıyoruz. Onların içinden 120 tane öğrenci alıyoruz. Dedi ki bu deprem felaketi bu ülkenin başına gelmiş çok büyük olaylardan biri. Geçmişte de bu olmuştu. Yani 1939 Erzincan depremi, Gölcük depremi, Soma faciası, Bilgeköy katliamı gibi olaylarda da Darüşşafaka her zaman oralara ulaştı ve oradaki öğrencileri sınavsız olarak okula alaraktan onları kendi içerisinde o krizden, o e, travmadan çıkartmaya ve eğitimlerini sürdürmeye çalıştı. Biz de dedik ki bu sene şöyle bir farklılık yapalım. Biz 120 öğrenci evet alalım ama bunu 70 ilden alalım. O deprem bölgesi ilan edilmiş e, 11 ilden de 100 tane ilave öğrenci alalım dedik. O zaman yani 120'lik kapasitemizi 220'ye çıkarttık. Bugün itibariyle okulda 221 tane öğrencimiz var. Bunun 101 tanesi deprem bölgesinden gelmiş çocuklar. Bunu gelecek sene aynısını tekrarlayacağız.